Değerli arkadaşlarım merhabalar. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Tüm kıymetli dinleyenlerime ve takipçilerime. Evet sevgili arkadaşlar, birkaç ay öncesine kadar dolar-tl 5 seviyesinin aşağısına iner mi? 4.80'ler, 4.50'ler vesaire gibi düşük seviyeler görülür mü? Şeklinde yorumların ve manşetlerin gündemde olduğu bir süreçten artık 8 olur, 10 olur, 12 olur gibi çok daha farklı seviyelerin zikredildiği, bu anlamda kocaman başlıkların, renkli başlıkların atıldığı bir sürece girmiş bulunmaktayız. Evet, piyasa değişkendir, ekonomik koşullar değişkendir. Ancak içinde bulunduğunuz koşulları, özellikle ülkenin içinde bulunduğu koşulları sağlıklı bir şekilde görüp de ve yorumlayamazsanız, sadece ve sadece ekranlardaki rakamlara veya grafiklerdeki kırmızı ve yeşil eğrilere bakarak yorum yapmaya, karar vermeye çalışırsanız son derece hatalı sonuçlara varacağınızın çok net bir göstergesini de tanık olmuş durumdasınız. Sevgili arkadaşlar, ben analizlerimde öncelikle temel verilerden, makro verilerden, ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullardan bahsediyorum. Ardından da kısa vadeli ve orta vadeli teknik seviyelerden bahsediyorum. Birçok dinleyenim biliyorum ki anlatmış olduğum fundamental dediğimiz, makroekonomik veriler dediğimiz veya piyasayı etkileyebilecek haber akışı dediğimiz olayları dinlemiyor bile. Sadece ve sadece analizin son kısmına doğru geliyor. Acaba hangi seviyeye dikkat etmek gerekir? Direnç neresi? Destek neresi? Son söz ne olmuş şeklinde konuya bakıyor. Saygı duyuyorum arkadaşlar. Herkesin kendine göre bir yatırım anlayışı vardır elbette ki. Ancak sevgili dostlarım, yaklaşık 45 yaşını devirmiş, 50'ye merdiven dayamış bir arkadaşınız, bir dostunuz olarak 25 yıldır piyasaların içerisindeyim. 25 yıldır irili ufaklı birçok şirketle çalıştım. Ve halen de birçok önemli şirketin danışmanlığını yapmaktayım. Aynı zamanda da bir yatırımcıyım. Öğrendiğim bir şey var sevgili arkadaşlar. Evet, ekranlarda görülen rakamlar, piyasalardaki oluşan seviyeler tabii ki çok önemlidir. Ancak asıl önemli olan konu kilometre taşlarıdır. Kilometre taşı dediğimiz olaylar ise fiyatları tetikleyen veya köstekleyen diyeyim çeşitli haber akışlarıdır veya piyasaların içinde bulunduğu genel koşullardır. Bu yurt dışı piyasalar olabilir, gerek yurt içi piyasalar olabilir, hiç fark etmez. Arkadaşlar, genel trend yukarı olabilir veya genel eğilim aşağı olabilir. Fakat yukarı yönlü bir trend var ise bu trend içerisinde piyasayı veya ilgilenmekte olduğunuz enstrümanın hareketlerini tetikleyebilecek, onu hızlandırabilecek veya stabil hale getirecek sebepleri ve nedenleri yakından takip etmediğiniz takdirde maalesef ki hedeflerinize ulaşma noktasında koyacağınız vadelerde hata yaparsınız. Sabır noktasında çok önemli sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Niye yükseldi sorusuna yanıt veremezseniz, eğer niye düşüyor sorusuna yanıt veremiyorsanız siz doğru kararlar alamazsınız demektir. Bir arsa alıp da bu arsa için ya ben 5 sene bu arsayı veya 10 sene her neyse bekleyeceğim demek gibi değildir dolar-tl yatırımcısının psikolojisi. Öyle bir psikoloji oluşturuldu ki geçtiğimiz 2018 Ağustos ayındaki tablo gereğince her an her saniye bir zıplama olacak ve 2-3 gün içerisinde dolar-tl 8'lere 10'lara gidecekmiş gibi bir beklenti içerisine girdi yatırımcı. Bu beklentisini maalesef ki kısa vade içerisinde gerçekleştiremeyince ve hatta dolar-tl'de geri çekilme eğilimlerini gördükçe 5.20'lere, 5.13'lere kadar bir geri çekilme eğilimi gördükçe bu kez karamsarlık hakim olmaya başladı. Sabırlar tükendi ve tükenen sabırlar yok arkadaş dolardan bir şey olmaz, 5.30'u bile aşmaz, 5.50'nin ötesine bile gitmez gibi yaklaşımlarla birçok yatırımcı belki de ne bekleyeceğim bu doların keyfini diyerekten faizde olsaydım çok daha iyi kazançlar elde edebilirim şeklindeki bir finansal hesap yapmak suretiyle pişmanlık duydu ve zararına pozisyonlarını farklı bir şekilde değiştirmek durumunda kaldı. Bunların hepsini bir köşeye bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Vurgulamak istediğim nokta şu: lütfen ülkenin ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu gerçekleri, hatta anlık bir şekilde oluşan haber akışlarını yakından takip ediniz. Niçin bu şekilde bir giriş yaptım değerli dostlar? Bu şekilde bir giriş yapmamın sebebi 31 Mart tarihinde bir seçim yaşadık. Seçim süreci öncesinde bir swap krizi dediğimiz bir tablo yaşandı. 5.80'lere, 85'lere ulaşan bir dolar-TL kuruyla karşı karşıya kaldık. Ardından Merkez Bankası ve Merkez Bankası'nın vermiş olduğu direktifler dahilinde bankalarımız yurt dışında TL'ye sıkışmış olan yabancı yatırımcıyı sıkıştırmak, onları yapmaya çalıştıkları operasyonda müşkül durumda bırakmak ve attıkları adımdan bir şekilde geri dönmelerine sebep olabilmek adına bir çözüm ürettiler ve swap faizlerini %1000'ler, 1200'ler seviyesine çıkartmak kaydıyla yabancının güvenini sarsmak pahasına Merkez Bankamızın rezervlerini olumsuz yönde etkilemek ve bu konuda bir takım şaibelerin oluşması pahasına bir reaksiyon gösterildi. Evet, sonuç itibariyle 5.85'lere ulaşan, seçimler öncesinde bu seviyelere ulaşan dolar-TL kurunu 5.30'lar seviyesine kadar geri çevirebilmeyi başardık. O günlerde siyasi iktidarımız dedi ki, gördüğünüz gibi yabancıya bir şamar attık, yabancının oyununu bozduk, 5.85'lerden tekrardan doları dizginleyebildik şeklinde açıklamalar yaptı. Ancak ne oldu? 2 gün veya 3 gün sürdü veya sürmedi. Hemen seçimlerin ardındaki sürece gelelim arkadaşlar. Ben günlük grafiğe dönüyorum ve 31 Mart tarihi öncesinde 5.30'lara gevşeyen, daha öncesinde şurada görmekte olduğunuz gibi değerli dostlar 5.84.50'ye çıkan 22 Mart tarihinde, ardından 3 gün sonra 5.30'lar seviyesine bir dönüş yaşayan ve hemen ardından 28 Mart tarihi itibariyle 5.56 seviyesinde kapanış yapan ve arkadaşlar 1 Nisan tarihi itibariyle, yani seçim sonuçlarının şekillenmeye başlamasını mütakip bir şekilde 5.48-5.50'ler üzerine yerleşen ve şurada görmekte olduğunuz gibi içinde bulunduğumuz seçimler ardından geçen 25 günlük süre içerisinde, 26 günlük süre içerisinde görünen bir sert ve çok net bir yükseliş eğilimi var. Arkadaşlar bu yükseliş temposunu, bu yükseliş eğilimini yaratan, hani geçmişte Ağustos ayında yaşamış olduğumuz Brunson krizi vesaire vesaire olayları paralelinde ve bu olaylardan sonra yapılan bir takım açıklamalarda hani duyuyorduk ya, dış güçlerin bir operasyonu, dış güçlerin TL'ye karşı bir saldırısı vesaire. Şimdi arkadaşlar, evet o günlerde koşullar biraz daha farklıydı. Fakat ben şu anda özellikle 31 Mart seçimleri ardından yaşamış olduğumuz bu tablo için dış güçlerin bir saldırısı şeklinde bir tanımlamayı veyahut da bir gerekçeyi, bahaneyi kabul edemiyorum. Niçin diyeceksiniz sevgili dostlar? En önemli sebep şu: dünyanın hiçbir yerinde ve tarihin hiçbir döneminde bir seçim sonucu bugün 27 gün, 28 gün olmuş ki netleştirilememiş. Böyle bir olay vaki değil. Onlarca itiraz, onlarca şu bu vesaire bir takım durumlar olmasına rağmen hala İstanbul gibi bir anlamda Türkiye'nin timsali haline gelmiş olan bir büyük şehrimizin neredeyse ekonomisi, bütçesi ve bilançoları bir dünya ülkesinin boyutlarını temsil edebilecek kadar büyük bir seviyeye ulaşan, nüfusu itibariyle ise çok daha farklı yorumlar yapılabilecek kadar ciddi seviyede bir önem arz eden bir şehrin seçim sonuçlarını henüz açıklayamadık. Sebep her ne olursa olsun. Bunu açıklamak veya açıklayamamak noktasındaki etkenler her ne olursa olsun. Yabancı buna bakmıyor. Yabancı Türkiye'nin kanununu bilmiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun hangi koşullar altında karar verdiğine bakmıyor. Seçim kanunumuzu madde madde bilmiyor. Yabancı diyor ki arkadaş sen hala neredeyse bir aydır İstanbul gibi en iyi bildiğimiz şehrin sonuçlarını açıklamadın veya açıklayamadın. Ben bunda bir şaibe görüyorum gibi düşünüyor. Özetle bu durum son derece ciddi bir ekonomik belirsizlik yaratmakta. Açıklanmaya çalışılan ekonomik reformlara güven duygusunu son derece ciddi şekilde sarsmakta. Zaten her seçim öncesinde, seçimler sonrasında şu ekonomik reformlar, şu ekonomik imkanlar, paketler açıklanacak vesaire denilmiştir. Ama hiçbir seçim sonrasında açıklanan ekonomik paketlerin bugüne kadar bir faydasını göremediğimiz, şu an içinde bulunduğumuz işsizlik verisi, içinde bulunduğumuz enflasyon oranları ve içinde bulunduğumuz ve yaşamakta olduğumuz dolar kuru itibariyle konuya baktığımız zaman hiçbir seçim sonrasında maalesef ki arzu edilen noktaya varılamamış, tüm paketler boş çıkmış, sadece ambalaj özelliğini taşıyan paketler, bağcıkları, paket bağcıkları çözüldükten sonra içinden hiçbir şeyin çıkmadığı görülmüş. En son Sayın Albayrak'ın açıklamış olduğu pakette olduğu gibi. Reform paketi deniliyor. Değerli dostlar, reform kelimesinin anlamı değişimdir, değişikliktir, radikal değişikliktir. Ama reform kelimesinin anlamı bankalara borç para vereceğim demek değildir. Bu reformdan çıkan sonuç nedir? Kamu bankalarına 28 milyar TL borç para verilecektir veya imkan sağlanacaktır. İyi güzel de kamu bankasına vermiş olduğum 28 milyar TL parayı vatandaş kredi veya şu bu şekilde bu bankalardan devşiriyorsa, yani kamu bankalarına vermiş olduğum para belli bir miktarda vatandaşın veya şirketlerin cebine giriyorsa, arkadaşlar bu para şirketin cebine giriyor veya vatandaşın cebine kredi olarak giriyorsa yine bir şekilde dolara yöneliyor. Yani bu kısır döngü hiçbir şekilde değişmiyor ki. Çünkü para kazanabileceği noktaya yönelmek ister. Şu anda danışmanlığını yapmakta olduğum şirketlerden birkaç tanesinin yetkilisi, CEO'su diyeyim artık sizlere arkadaşlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Yahu biz niçin çalışıyoruz? Yani ürettiğimizi satamıyoruz. Sürekli olarak üretim maliyetlerimiz artıyor. Sattığımız 4 liraya sattığımız 5 liraya sattığımız ürünü 3 ay sonra 2 ay sonra yenisini üretmek durumunda kaldığımızda 6 TL'ye üretiyoruz. Sattığımızda pişmanlık duyuyoruz. Niye ürettik ki diyoruz diyorlar. Ve akıllarında direktmen şu mantık oluyor arkadaşlar. Diyorlar ki yahu ticaret yapmanın bir anlamı kalmadı. Satalım varımızı yoğumuzu, bulalım bir yabancı ortak veya bulalım bir satabileceğimiz bir insan. Elimizdeki tüm arazimizi, teknik ekipmanlarımızı, şuyu buyu nakde çevirelim ve bunu da dolara bağlayalım. Dolardan daha iyi kazanırız diyorlar. Şimdi ülke bu duruma geldiyse ve bunu vatandaş bazına indirgediğimiz zaman vatandaş da hala dolarize olmak noktasında büyük bir gayret, büyük bir çaba gösteriyorsa, bakmayın siz son günlerde efendim 300 milyon dolar, 500 milyon dolar civarında yerleşik yatırımcı dolarını bozdu, TL'ye geçti şeklindeki haberlere. Arkadaşlar Ekim ayından, 2018'in Eylül-Ekim ayından bugüne 20-25 milyar dolar civarında yerli yatırımcının veya bireysel insanların yerleşik kesimin dolarize olduğunu, dolar biriktirdiğini görüyoruz. 20-25 milyar içerisinde 300-500 milyon dolar gibi bir realizasyon olması, TL'ye geçilmiş olması deve de kulak demektir. Şimdi arkadaşlar maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendi parasına itimat etmiyor. Türkçesi bu arkadaşlar. TL'ye itimat etmiyor. Ben TL'de kalırsam zarar ederim diyor. Mevcut enflasyonun gerileyeceğine inanmıyor. Ben hayatımı idame etmek durumundayım diyor. çoluğumun çocuğumun rızkını, nafakasını, eğitimini ve geleceğini teminat altına almak durumundayım diyor. Evet, vatanımı seviyorum diyor. Vatanımın unsurları olarak bayrağımı, efendim toprağımı ve devletimin para birimini seviyorum diyor. Ama kendi canımı da, kendi canlarımı da korumak durumundayım diyor. Onların da menfaatlerini bir şekilde gözetmek durumundayım diyor. Bu sebeple parasının veya varlığının değerini koruyabilmek adına yükselmekte olan bir enstrümana yatırım yapmayı daha doğru buluyor. İstemeye istemeye olsa bile. Şimdi sevgili arkadaşlar, Merkez Bankamız birkaç gün önce, 2 gün önce bir açıklama yaptı. Faizleri değiştirmiyorum dedi. Evet, son derece makul bir durum. Faiz indirilecek bir ortam yok ama atmış olduğu adım Haziran ayında faiz indirimi yapacağını garanti eder nitelikte bir güvercin adımdı. Bu ayrı bir konu. Fakat bütün yabancı basının ve bütün yabancı ekonomi uzmanlarının söylemiş olduğu bir ifade var ki, diyor ki Merkez Bankası nasıl böyle saçma sapan bir açıklama yapabilir? Doların TL'nin bu ölçüde değer kaybettiği, doların bu ölçüde güçlendiği, altı seviyelerine merdiven dayadığı bir ortamda kalkıp da ek sıkılaştırma tedbirleri hususunda bir ifadeyi bu açıklama metninden çıkarmış olması akla hayale gelebilecek gibi bir ifade değil diyor. Şaşırtıcı ifadesini kullanıyor, kibarca kullanıyor bence bunu. Arkadaşlar, Merkez Bankamızın görevi paramızı regüle etmek değil midir? TL'mizin değer kaybını engellemek değil midir? Yani şu ifadeyi kullanmaması için bir neden göremiyorum veya bu ifadeyi metinden çıkarmasını gerektirecek bir sebep göremiyorum. Ne olurdu yani bir önceki toplantıda olduğu gibi, gerek görürsem eğer ek sıkılaştırma tedbirlerine devam ederim, ek önlemleri alırım demiş olsaydı, bu söylemini tekrarlamış olsaydı ne olacaktı? Veya bunu buradan çıkarmasını, bu metinde buna yer vermemesinin anlamı hangi aklı selim bir mantığa uyabilir? Ben bunları bilmiyorum arkadaşlar. Aklıma gelen tek şey, swap krizinde yabancıyı ciddi şekilde ürküttük. Acaba diyorum. Sadece bir beyin jimnastiği yapıyorum. Arkadaş, yabancı arkadaş, korkma, ben bundan sonra ek tedbirler almayacağım. Yani swap, muvap, bilmem ne vesaire mevzularıyla ilgili olarak böyle sizin ummadığınız, beklemediğiniz tarzda bir takım yöntemlere başvurmayacağım. Bundan emin olabilirsiniz manasında bir güvence mi vermek istedi acaba? Dolar TL varsa nereye gitsin gibi bir tablo mu çizmek istedi acaba? Veya bir şekilde dolar TL gideceği noktaya kadar gitsin ve an gelsin. Doların TL karşısındaki değer kazanımı veya TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı ciddi boyutlara ulaşsın da yahu mecbur kaldım, yapacak bir şey kalmadı, ekonominin bekası adına IMF ile anlaşmak zorunda kaldım. Her ne kadar IMF'yi istemiyor olsam da ben mecburen bu IMF ile anlaşmak mecburiyetinde kaldım gibisinden bir nevi günah çıkartmak niteliğinde IMF ile anlaşma yapmaya mecburiyetin altyapısını oluşturmak. Tanımımı böyle ifade ediyorum arkadaşlar. Mazeretini oluşturmak babından bir tablo mu oluşturmak istiyorum? İnanınız ki bilemiyorum. İnanınız ki açıklama yapamıyorum. Çünkü böylesine sıkıntılı ve böylesine huzursuz olduğu, ekonominin böylesine huzursuz olduğu bir ortamda yabancı uzmanların da söylemiş olduğu gibi Merkez Bankası'nın bu kadar duyarsız bir açıklama yapmasını tanımlamak ve anlatmak hiçbir şekilde mümkün değil. Arkadaşlar, her seçimler sonrasında biliyorsunuz ekonomik paketler açıklanacak, şu olacak, bu olacak vesaire. Evet, yeni bir reform açıklandı. İç dünyamızda hiçbir anlam taşımadı. Yurt dışına gittik, Washington'a gittik, orada da hiçbir şekilde bir anlam taşımadı. JP Morgan denilen dünya çapında kabul görmüş olan bir kuruluş dedi ki bundan 15-20 gün önce dolar 5.90'a gidecek dedi. Biz böyle öngörüyoruz dedi. Biz JP Morgan için derhal bir soruşturma başlattık. Sen Türk parasına manipülasyon yapıyorsun dedik. Ama JP Morgan'ın sponsorluğunu yapmış olduğu bir toplantıya gittik. Washington'a Sayın Berat Albayrak ve Merkez Bankası Başkanımızın gidişine atıfta bulunmak istiyorum. O toplantıya onların sponsorluğunda gittik. Soruşturma açmış olduğumuz bir kuruluşun sponsorluğunda gidiyoruz ve yabancılara reform paketimizi anlatmaya çalışıyoruz. Onlardan Türkiye'ye yatırım yapmalarını talep ediyoruz. Buyurun size bir aymazlık daha. Sonuç ne oldu arkadaşlar? JP Morgan'ın dediği noktaya geldik. Onun dediği noktanın daha da ötesine gittik. Ama adamlara açtığımız soruşturmayla baş başa kaldık. Financial Times dedi ki rezervleriniz yeterli durumda değil. Siz rezervlerinizi doğru kullanmıyorsunuz. Siz rezervlerinizi bir şekilde TL'nizi güçlendirebilmek adına yanlış adımlarla bir şekilde finanse etmeye çalışıyorsunuz. Bu alanda kullanıyorsunuz dedi. İthalatınızı bile karşılayamayacak durumda ki alarm seviyelerine gelecek kadar sıkıntılı bir süreç yaşamaktasınız. Rezervleriniz ciddi şekilde düşmüştür dedi. Biz onlara şu yanıtı verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki saçma sapan konuşma. Sen benim rezervlerimin ne durumda olduğunu bilemezsin. Yalan konuşuyorsun, yanlış konuşuyorsun ve bir şekilde algı operasyonu yapıyorsun dedi. Merkez Bankamızın adı sanı bilinmedik gizli bir takım uzmanları ise hani basında yansıdığı üzere Merkez Bankası'nın bir uzmanının yaptığı açıklamaya göre efendim brüt rezervler, net rezervler gibi bir kavram kargaşası oluşturulmak kaydıyla Financial Times işte brüt rezervlere bakmıyor, net rezervlere bakıyor. Aslında doğrusu budur, şudur gibi bir takım olaylar söz konusu oldu. Arkadaşlar bugün yani haftanın son günü itibariyle Merkez Bankası uluslararası normlara bağlı olarak bir içinde bulunduğu tabloyu açıkladı. Ve yapmış olduğu bu açıklamasında Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde de net rezervlerinde de ciddi bir azalış olduğu sonucunu teyit etmiş oldu. Ve çok daha önemli olan bir mevzu daha var ki arkadaşlar. Merkez Bankası 25 Nisan tarihinde Para Politikası Kurulu toplantısı olarak yaptığı faiz kararı açıklamasındaki detaylı açıklamalarında Financial Times ve diğer yurt dışı basınının Merkez Bankamızın rezervleriyle ilgili olarak yapmış olduğu iddiaları hususuna yanıt vermeyeceğini, bunu önümüzdeki hafta yanıtlayacağını ifade etti. Yahu bu kadar ciddi olan bir mevzu, bu kadar önemli bir tartışma konusu olan bir mevzuda niçin kalkıp da benim rezervim budur arkadaş, al senin gözüne yapmış olduğun haber yanlıştır, sen beni manipüle ediyorsun ve sen benim hakkımda ithamda bulunuyorsun diyemedik de bunu bir hafta sonraya ertelemiş olduk. Eğer bunu bir hafta sonraya ertelerseniz, seçim sonuçlarını 25 gündür 30 gündür açıklayamazsanız dolar TL'de bu şekilde kalkar 6 sınırlarına dayanır. Yarın bir gün 6'yı da geçip 6.15'leri 6.20'leri de bulabilir. Her neyse. İşte bu durumda arkadaşlar kalkıp da şunu diyemezsiniz. Dolar TL'deki hareketliliğin sebebi dış kaynaklar. Türkiye'ye operasyon düzenlendi. Efendim Türkiye düşmanları Türkiye'ye yaptırım uygulanmak isteniyor. Hayır arkadaş, Türkiye'ye yaptırım uygulamak şu bu falan filan mevzusunu bir köşeye bırakalım. Biz önce kendi attığımız adımlara bakalım. Hangi adımları atıyoruz veya ne ekiyoruz, karşılığında ne biçiyoruz? Ne ekersen onu biçersin. Biz yaptıklarımızın hangisinde doğru şeyler yaptık ki olumlu bir şeyler görelim veya bekleyelim? Evet sevgili arkadaşlar, maalesef ve maalesef ki bu konularda biraz içim dolu herhalde. Sizlere bu konuları bilgilendirmek durumunda kaldım ki zaten biliyorsunuz haddim olmayarak bilgilendirmek durumunda kaldım ifadesini kullanıyorum. Yani bir başka husus arkadaşlar, 2001 krizinde yaşamadığımız işsizlik krizini bugünlerde yaşıyoruz. %14'lere 15'lere ulaşmış bir işsizlik krizi var. Değerli dostlar. 90 bin üzerinde işsiz mühendisimiz varmış. Genç nüfus işsiz. Ve işsizlik oranı açıklanırken neye göre açıklanıyor biliyor musunuz? Etrafımızda birçok işsiz insan vardır. Bunların kaç tanesi iş ve işçi bulma kurumuna gidip de ben işsizim diye kayıt yaptırmış durumda? Belki de 1/3. Devlet elindeki verilere bakarak karar veriyor. yani iş ve işsizlik durumuna başvuruda bulunmuş işsizlerin verisine bakarak %14 işsizlik oranı vardır diyor. Ama bir de gizli işsizlerimiz var. Buyurun size 90.000 tane mühendisler odasının yapmış olduğu bir açıklama. 90.000 mühendisimiz işsiz durumda. Ve bu insanlar minimum 4 sene okumuş olan gencecik dimağlar, gencecik beyinler. Niçin okusun bunlar artık? Madem işsiz kalacaklar, madem mühendislik diplomasını cebine koyup da meslekleri hakir görmüyorum, para kazanmak adına her meslek evladı, çaycılık yapan, o bu şu gibi daha farklı alanlarda para kazanmaya çalışan insanlarımıza yazık değil mi? Bu memleketten kaçıp da başka ülkelerde meslek ve de emeğinin karşılığını arayan insanlarımıza, gençlerimize yazık değil mi? Memlekette 300 tane üniversite açmanın, 3 katlı binayı üniversite binası ilan etmenin hiçbir şekilde marifet olmadığını ne zaman anlayacağız? Dekanını, profesörünü atayamadığımız, bir tane doçentle üniversite kurulan bir memlekette, yeteri kadar öğretim üyesinin olmadığı bir fakülte ortamında hangi genci yeteri kadar bilgilendirip de diploma sahibi edeceksiniz? Arkadaşlar, değerli dostlar, biz şunu anladığımız anda ancak eğitim ve belli bir noktaya varmış olabileceğiz. Nedir biliyor musunuz? Diploma vermek marifet değil. Önemli olan eğitim verebilmek. Önemli olan gerçek anlamda eğitim verebilmek. Ama asıl önemli olan da işte gerçek manada eğitebildiğimiz gençlerimizi hakikaten ve hakikaten üretim kapasitesi olan sektörlerde ciddi şekilde istihdam edebilmektir. Biz istihdam kaynağı yaratamadığımız müddetçe geleceğimiz nokta bu olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, bu analiz demiyorum bu hususa, içinde bulunduğumuz bir tabloyu sizlere ifade etmek bakımından bu açıklamalarımı yapmak durumunda kaldım. Son söz olarak lütfen ama lütfen net bir şekilde dolar TL'deki yukarı eğilimin devam ettiğini üzülerek söylüyorum. Piyasalardaki olumsuz tablonun devam etmekte olduğunu ve en bariz ifadesiyle yangının devam etmekte olduğunu içim kanayarak ve içim yanarak söylüyorum. Ama lütfen sizler de anlık hareketler yapmaktan uzak durunuz ve piyasaları etkileyen, benim tabirimle kilometre taşı olarak vurgulamış olduğum piyasa etkenlerini yakından izleyiniz. Bu hafta 30 Nisan tarihinde Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklamasında net rezerv, brüt rezerv konusuna bir açıklama getireceğiyle ilgili olarak yapmış olduğu beyanlarına dayanarak bu konuyla ilgili yapacağı açıklamaların ne yönde olacağını ve yabancıların özellikle yabancıların bu açıklamalara ne ölçüde itibar edecekleri konusunu yakından izleyelim. Bu sebeple 30 Nisan Salı günü Merkez Bankası'nın enflasyon raporu çok büyük bir önem taşıyor ve 3 Nisan tarihinde sonuçların açıklanacağını, kararın bir şekilde ifade edileceği basına yansımış olan İstanbul seçimleriyle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı piyasaları önümüzdeki hafta ciddi şekilde etkileyecek olan unsurlardır. O halde değerli dostlar, önümüzdeki hafta haber akışına çok dikkat etmeliyiz. 30 Nisan ve 3 Mayıs. Bu iki tarih piyasalarda dolar TL adına önemli dalgalanmaların yaşanabileceği veya piyasalar genelinde önemli dalgalanmaların yaşanabileceği bir hafta olabilir. Bu sebeple olumlu ve olumsuz yönde, beklentileriniz paralelinde olumlu ve olumsuz yönde önemli fiyat hareketleri olabilir. Bu sebeple gelişecek olan haber trafiğini çok yakından takip etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli dostlar, bu akşam veyahut da en geç pazar gecesi dolar TL ve borsa konusunda bu hafta, önümüzdeki hafta itibariyle tabii ki takip edilmesi gereken kritik seviyeler, hangi seviyelere kadar yükselişler olabilir, hangi kritik noktalara dikkat etmek gerektiği konusuyla ilgili olarak da sizleri teknik manada bilgilendireceğim. Bu analizimi sadece temel hususlara değinmek adına ayırdığım için teknik konulara ikinci bir analiz konusu yapacağım. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Selamlar ve saygılarımla. Hoşça kalın.